Açık ve Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Bu akşam yine bir Türkiye Nereye programında sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz çok yoğun, yakın ve sıcak gelişmeler var. Almanya var ve hemen Hatay'da, memleketim olan Hatay'da Yayladağ sınırında düşen bir Suriye uçağı var. MiG-23 uçağı. Uçağın nitelikleri konusunda tartışmalar var. Kokpite ulaşılmış. Ancak pilotların atladığı düşünülüyor. İdlib yakınlarına düştüğü söyleniyor uçağın. Yani Türkiye'de en azından bu uçağın düşürüldüğü şeklinde bir açıklama yok. Tam tersi uçağa müdahale edilmediği, bir teknik arızadan dolayı düşmüş olabileceği Türk makamlarınca belirtiliyor Hatay valisi tarafından. Şu anki tablo bu. Yani Hatay'ı ya da Türkiye'yi tedirgin edecek herhangi bir olay ya da durum yok. Ancak geçmiş olsun demek lazım. Çünkü sınırımıza çok yakın bir yerde bu uçak kazası meydana geldi. Tabii ki referandumu konuşacağız. Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağız. 43 gün kaldı. Referandumda kim ne dedi? Son durum ne? Anketler niye erteleniyor? Neden yurt dışına bir çıkarma yapma ihtiyacı duyuluyor? Neden Ankara'da Barzani'nin gelişinde Kürdistan bayrağı çekildi? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? AKP yeni bir açılımın peşinde mi? Yeni bir siyasi taktik ya da stratejinin peşinde mi? Bütün bunları konuşacağız. Hemen sağ tarafında Yurt Partisi Genel Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan var. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk efendim. Hemen sonunda Sayın gazeteci yazar, kendisini ekranlardan tanıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Balbay var. Hoş geldiniz Sayın Balbay. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hemen sol tarafında Sayın Balbay'ın yanında öğretim üyemiz var. Önemli uluslararası ilişkiler konusunda uzman Profesör Doktor Hasan İnan Atıl Üniversitesi'nde. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle biraz geciktik, onun için özür diliyorum Sayın Bakanım. Sizleri beklettik ama her şeyde bir hayır vardır. Bugün de böyle oldu. Tabii sıcak haberler aldık bu arada sizlerle beklerken. Gerçekten Türkiye çok zor bir coğrafyada, çok zor olağanüstü koşullar altında yoluna devam etmeye çalışıyor. Bir yandan Suriye'ye girmişsiniz, bir yandan Elbap'tasınız, bir yandan Rakka'ya gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz derken bir de Suriye'nin uçağı düştü. Suriye'nin uçağını düşünün, yani Allah'a şükür diyelim ki bu sefer Başbakan ya da Cumhurbaşkanı çıkıp da biz düşürdük demedi. Bir Türkiye'den müdahale olmadığı söylendi. Öncelikle bu kritik gelişmeyi, sıcak gelişmeyi değerlendirmek gerekir. Ne oluyor, neden Suriye uçağı bizim sınırımıza bu kadar yakın uçuyordu da rejim uçağı birdenbire düştü? Ki siz teknik olarak tabii ki çok bilgiye sahip değilsiniz ama genel olarak bu hava sahası ihlalleri dahil bu bizi bir şeye sürtüşmeye ya da bir tedirgin yol açacak bir gelişmeye uzun dönemde yol açar mı? Yok, şimdi baktığımız zaman biz zaten Elbap'ta yan yanayız yani. Şimdi Membiş'te de Suriyeliler geldiğine, PYD'lerin terk ettiği yerlere. Bunlar bir tedirginlik yaratmaz. Zaten biz sıcak savaşın içindeyiz. Bundan sonra ne düşerse düşsün fark etmiyor. Yani işin açık tarafı şu ki, Amerika ile Rusya anlaştılar bu bölgede. Artık tek kutuplu bir dünyada kalmadı. Çok kutuplu bir dünyaya doğru evriliyoruz. Türkiye, IŞİD, PKK ve PYD-YPG ile meşgul edilirken aslında Amerika'ya bağımlı bir dış siyaset politikasının neticesi olarak, izlediği politikanın neticesi olarak Rusya'nın yanında mı, Amerika'nın yanında mı, nerede yer alacağını da bilemez vaziyete gelmiş vaziyette. İşin acı tarafı bu. Türkiye 15 yıllık iktidar sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugüne gelinen noktada bakıldığında iktidara geliş süreçleri bakımından hiçbir stratejilerinin, hiçbir hedeflerinin ülkenin kalkınması, gelişmesi, bölgesinde havzasında güç olması için hiçbir projeden olmadığı, sadece kendi ve yandaşlarının ve kendisiyle beraber iktidara gelen cemaatlerin, yani ki birinci derecede Fethullah Gülen cemaati, onun arkasına takılmış diğer cemaatler ve PKK-KCK'nın giderek zenginleşen üçlü devlet algısının yaratıldığı bir Türkiye'yi şu anda önümüze bırakmış vaziyette. Şimdi Türkiye buradan nasıl çıkacağı tartışmamız lazım aslında. Suriye uçağı düşmüş, öbürü şey olmuş, her gün şehit üstüne şehit veriyoruz. Yani işin özünde burada gündem aslında Almanya'da niye konuşturulmadı mı, uçak niye düştü mü falan, bunları geçmemiz gerekiyor. Biz bir acı gerçeği nerede yaşadık biliyor musunuz? Bir acı gerçeği 15 Temmuz silahlı kalkışmasından sonra mecliste kurulan araştırma komisyonu
darbe komisyonu denen komisyon. Neyi araştırması lazımdı? Efendim Fethullah Gülen kimdir, nedir? Uzaktan, yakından tanıyan, daha geçmişte onlarla beraber iç içe olanlar. Bir Fethullah Gülen uzmanı gibi sahne aldılar, onun emrinde beraber çalışanlar. Onu bütün onlar kayıt altına alındı. Ya Fethullah Gülen yapılanması nasıl bir yapılanmadır? Nasıl bir uluslararası yapılanmadır ki bu yapılanma sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında kök salmıştır. Geçmişte bu yapılanmayla ilgili yok, bu bir cizvit yapılanmasıdır diyenler oldu. Bu halbuki, Mun tarikatına da benzetmişler. Efendim, halbuki baktığınız zaman bu evangelistlerin bir yapılanmasına benziyor. Şimdi burada bunun yedi dağ teolojisi olarak kabul edilen evangelistlerin şey yaptığı, bu yedi dağ teolojisinde işte ticaret, eğitim, siyaset, kültür, dini alan, medya, bütün bunlar kontrol altına alınacak ve bunun üzerinden insanlar kontrol altına alınacak. Çünkü bu söylediğimiz yedi temel şey insanların günlük yaşamlarında birebir ilgilendiren konu. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Evangelistleri açalım isterseniz. Hristiyanlığın bir önemli Amerika'da çok yaygın Kuzey Amerika'da olan bir... yaygın. Onun bir protestan bir şey kolu daha var onun. Evet. Ona da yakın olarak. Hristiyanlığın önemli bir kolu, bir tarikat gibi yani tarikat, evangelistler. Tamamen bunlar 3. Dünya ülkelerinde giderek o ülkeleri kontrol altına almak için yaygın hale gelmiş vaziyetteler. Türkiye zaten özellikle Fethullah Gülen yapılanmasının Afrika'da çok önemli bir seviyede ticari alanda kök salması, bunların İstanbul'da, Ankara'da oda kiliseler olarak kabul edilen. Biliyorsunuz oda kiliseler bu iktidar geldiği zaman açılım şeyiyle bütün her tarafta yağmur gibi açıldı ve hizmete devam ediyorlar. Şimdi bunu mu araştırması lazım? Bunu niye araştırması gerekiyor? Siz bir katliam şeklinde bütün devletin kamu kurumlarının içini boşaltıyorsun. Seninle beraber içi dolmuş olan bu kurumlar, senin beraber ortaklık yaptığın, beraber Türkiye'nin imkan ve kabiliyetini kendi ve yandaşların lehine kazandırdığın, Türkiye'yi soyup soğana çevirdirdiğin bu yapıyı ortaya çıkarman gerekiyor bütün yapılarıyla beraber. Şimdi bu yapı, Fethullah Gülen hareketi eğer Türkiye lehine yapılmış bir hareket olsa süper bir hareket. Yani o zaman dünyanın her tarafında Türk kimliği kabul görür. Orada egemen güç olursun. Orada yetiştirdiğin bütün insan kadroları hepsi sana hizmet etmeye gelir. Ama bu öyle değil ki. Bu tamamen onun arkasındaki güç tarafından o ülkelere, onu kullanan ülkeye hizmet etmek üzere organize edilmiş. Şimdi en basit anlatımıyla dinler arası diyalog. Ya İslam aleminde diyalog mu var ki? İslam ülkeleri kendi arasında birbirleriyle savaşıyorlar. Bu Orta Doğu'da yaşadığımız savaş Müslüman Müslümanı öldürmüyor mu? Yani Müslüman ülkeler arasında bir diyalog mu var söz konusu? Bir kere kendi İslam aleminde diyalog sağlayamamışsın. Bir sürü şeylere bir tarafta Vahabizm, Selefizm şey olmuş. Bir taraftan Şia kültürü, bir taraftan Sünni cemaatler, bir taraftan o kadar yaygınlaşmış vaziyette ki özellikle Cumhurbaşkanı ifadesinde ümmet kavramı gündeme gelirken ümmet sözcüğüyle üzerinden millet kavramını, yurttaşlık bilincini ortadan kaldıran bir yaklaşım söz konusu. Yani o kadar çok konuşulacak konu var ki. Doğru. Yani diyorsunuz ki hepimiz peygamberin ümmetiyiz Müslüman olarak baktığımızda Müslümanlar, bütün Müslümanlar peygamberin ümmeti. Ama biz Cumhuriyet'in kuruluş temel felsefesinde Atatürk ve arkadaşların bize emanet ettiği nedir? Halkın kendi kendini yönetmesi. Bunun yönetmesi için ne olması lazım? Yurttaşın ülkesine sahip çıkması gerekiyor. Yurttaşlık bilincinin öğretilmesinin sebebi bu. Ama bugün eylemsel açıdan bakıldığında sokaktaki insanların yurttaşlık bilinci, ülkeye sahiplenme bakımından ne kadar var? Zafiyet olduğunu hepimiz görüyoruz değil mi? Yani biz şimdi sokağa inip de hayır diye bağırmamız mı gerekiyor? Her birey kendisinin geleceği için ortaya çıkıp ben özgürlük ve bağımsızlığımdan asla vazgeçemem. Bu ülkeyi 15 yıldır yöneten bir siyasi zihniyetin Amerika'ya bağımlı, dış politikaya bağımlı olarak geldiği Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olan ve hala devam eden bu projenin devamı sürecinde ülkemi ateşin içerisine atmış, Saddam'ın Küveyt'e girmesi gibi 15 Temmuz karanlık gecesinde 4 saatlik, 5 saatlik zaman diliminde neler, ne sözler verildi ki Suriye'ye birdenbire girdik kendimizi, orada bulduk.
Doğu Akdeniz'den niye kendimizi soyutluyoruz? Ege kıtası anlamındaki adaları niye görmüyoruz? Diye herkes birbirini sorgulaması gerekiyor. Yani bugün bizim tartışmamız gereken, bana göre Türkiye'nin geleceğini tartışmamız lazım. Bu çok önemli konular. Yani eğer bugün bunları tartışamazsak zamanlarımızı boşa şey yapmış oluruz. Almanya'da bakanlar niye konuşturmadı? Ya Almanya'daki ceza adalet sistemi farklı, idare sistem farklı, anayasal sistem farklı, yapı farklı, oradaki karar mercileri farklı. Yani siz buradan, sizin iktidarınız, bugünkü ülke yöneten zihniyet, bugünkü anayasayı tanımıyor. Anayasayı ilan etmiş vaziyette. Bugün devletin bütün imkanlarını Cumhurbaşkanı kullanıyor mu? Şu referandum sürecinde. Başbakan kullanıyor mu? Bakanlar kullanıyor mu? Suç değil mi peki? Seçim yasasına göre. Cumhurbaşkanı inip AKP'nin propagandasını yapıyor mesela. Efendim meydanlar. O zaman anayasayı ihlal eden bugünkü siyasi zihniyetin Almanya'yı şunu yaptın bunu yaptın demesi doğru bir şey mi? Biz Almanya'nın bizim en büyük ticaret ortağımız. Ben Almanya'nın bakanları konuşturup konuşmamasını tabii ki bir Türk kimlikli bir bakanın bu seviyeye düşmesini üzülüyorum. Üzüntü içerisinde niye? Uluslararası alanda artık itibar kaybetmiş vaziyetteyiz. Şeyimizi kaybetmişiz. Güvenimizi kaybetmişiz. Sayın Bakanım bir şey soracağım. Bu AKP'nin özellikle bu yeni anayasa yapılmasında etkin bir ismi var. İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu. Burdur'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı bir yeni hükümet sistemi konulu konferansta aynen şu lafları söylemiş. Atatürk ve İnönü'den bahsediliyor. Cumhuriyet bunların babasının malı mı? Atatürk de İnönü de Osmanlı paşasıydı. Şimdi beni konuşturmasınlar. Cumhuriyeti bunlar kurmuş da babasının tapulu malı mı? Yok böyle bir şey. Efendim bu şimdi ben isimler üzerine pek konuşmam. Burhan Kuzu'yu hepimiz biliyoruz. Yani onun fazla şeyine girmek istemiyorum. Bu üniversitelerin Burhan Kuzu ve diğerleri açısından bakıldığında üniversitelerin çöktüğünün resmi aslında. Yani Türkiye'deki üniversiteler çökmüş vaziyette. Profesör bunu nasıl söyler diye efendim bak bu çökmüş vaziyette. Şimdi şöyle düşünün. Madem bu konuyu açtım oraya gireyim. Şimdi Türkiye'den yüzlerce, binlerce öğrenci yıllar içerisinde batıda üniversitelere doktora çalışmalarına gidiyorlar. Şimdi doktora çalışmasına gittiği zaman bu üniversite öğrencilerine oradaki doktora hocaları ne görev veriyor? Yani şimdi Türkiye'den İngiltere'ye, Amerika'ya, Almanya'ya dünyanın her tarafında okullara gidiyorlar değil mi? Oradaki doktora tez hocaları ne görev veriyor? Türkiye'den bir konuda bir görev veriyor. Şu konuda araştırma yap getir. Şimdi doktora öğrencisi batı standartlarına uygun, Türkiye standartları değil, batı standartlarına uygun doktora çalışmasını son derece nitelikli bir şekilde yapmak mecburiyetinde geçebilmesi için. Otomatik olarak bir arşiv bilgiyi kendi kütüphanesine koyuyor mu? O kütüphanesi bir istihbarat çalışması gibi elinde bilgi var mı? Şimdi siz Türkiye'den oraya giden öğrencilere kendi ülkenizin değil de o ülkelerdeki bir doktora çalışması bakımından bir görev verebiliyor musunuz? Şu çalışmayı da yap getir diye veremiyorsunuz. Türkiye o bakımdan doktora tezler, yani tez çalışmaları bakımından baktığınız zaman üniversitelerdeki tez çalışmaları yeterli mi? Değil. Onun için de sürekli intihar şeyleri gazete manşetlerinden aşağı inmiyor. Yani Burhan Kuzu da öyle biri mi? İntihar mı? Sayın Kamer Genç'in böyle bir iddiası vardı. İstanbul işte. Üniversitesi'nde Burhan Kuzu'nun sayın eski rektör Kemal Kılıçdaroğlu'nun onu nasıl yetkilendirildiğini ona bakmak lazım. Yani onlara girmek istedim. Alemdaroğlu. Kemal Alemdaroğlu. Kusura bakma yani. Alemdaroğlu. O zaman rektördü. Orada Burhan Kuzu da orada hukuk fakültesinde hocaydı. Yani intihalle profesör i̇ntihalle olmuş bir isim. Söylemek istemiyorum. İddiası mı var? Değil, yani iddia olarak söylüyorum. İntihalle söylemek istemiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi burada Cumhurbaşkanı tebrik etmek lazım. Onunla beraber hareket eden belediye meclis üyesi, muhtar, milletvekili, bürokrat, her kimse, akademisyen hepsini son derece nitelikli bir şekilde arşivlemiş vaziyette. Hiç kimse kımıldama şansına sahip değil. Hepsi halifeye, reise bağlılık yemin etmişçesine şeyin altındalar, yerin altındalar. Bu şekilde konuşmak mecburiyetindeler. Burhan Kuzu dahil. Konuşuyor zaten. Bir hukukçu bunu konuşamaz. Bir hukuk fakültesi, bir hukukçu yani hukukçu dediğiniz nedir? Bir ülkenin yönetiminde onun yani ülke yönetimindeki idari ve
ceza adalet sisteminin, anayasal sistemin, adalet sisteminin üzerinde, hukuk sisteminin üzerinde inşa edilmesi için mücadele etmesi gereken bir akademisyendir, değil mi? Şimdi böyle bir akademisyen kimin hakkını savunması gerekiyor? Özgürlük ve bağımsızlığını bu millet kimin ifadesinde öğrendi? Atatürk'ün ifadesinde. Atatürk benim karakterim, özgürlük ve bağımsızlık derken kendi karakteri miydi? Metan ordularının kuruluşundan bu yana Türk devletlerinin o günden bugüne kadar gelen hareket kabiliyetinin, eylem şeylerinin yansımasıydı. Bütün Türk devletleri baktığın zaman hepsi özgürlük ve bağımsızlığı için savaşarak gelmişler. Atatürk ve arkadaşlarının yedi düvele karşı savaşması, emperyalizme karşı savaşması ve özellikle kurduğu bu cumhuriyeti tarih bilinci, kültür bilinci gibi yurttaşlık bilinci üzerine inşa etmesi bunun şeyin neden bize emanet ediyor. Diyor ki bu ülkeyi siz yöneteceksiniz, size teslim ediyorum. Bunlar da diyor ki cumhuriyet bunların babalarının malı mı, tapulu malı mı diyor. Yani nasıl, Atatürk, ne demek Atatürk'ü efendim büyük nutukta yok mu? Atatürk şeyi kabul etmiyor işte. Yani Atatürk halka devrediyor. Bir de o gün, bugünü mukayese edemezsiniz ki. O günkü şartlarda Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış Osmanlı borçlarını ödeyen bir ülke var. Evet. Ve Atatürk ve arkadaşları da devrimlerle hem hukuk devrimini yapıyor hem diğer eğitim devriminden şey devrimine kadar bir sürü devrimler yapıyorlar. Ama sıkıntı şu, yapamadığı bir sürü de devrimler var, altyapılar var. Ya buradaki şey şu, o günle bugünü mukayese ettiğiniz zaman, bugün o zaman bunların hepsinin halk nezdinde yargılanması gerekiyor. Niye? 2002 yılında Türkiye'ye bunlar bu ülkede aldığında PKK terör örgütü diye bir terör örgütü yoktu. Öyle değil mi? IMF ile imzalanan katı mali politikalar devreye girmişti. O politikalar bunlar devrederek bir parça dünya konjonktürü de bunlara katkı sağladı. Ve bunlar biraz yol aldılar. Ama baktığınız zaman 15 yılda Türkiye'yi nereye getirdiler? 80 yıllık bütün birikimimiz sattılar. 80 milyar dolarlık bir bütçe oluştu. Bunlar yüksek teknolojik bir altyapıya gitmediği gibi nereye gittiği belli değil. Evet. Ve şimdiki borçla, halkın borcuyla, ülkenin borcu belli. Ve Türkiye sıcak savaşa soktu. İşin en acı tarafı bir organize suç örgütü ve terör örgütüyle masaya oturtturuldu. Masaya. Bunlar anayasal suç işlediler. Hepsinin yargılanması lazım. Başta Burhan Kuzu da olmak üzere. Niye? Niye yargılanması lazım? O zaman Burhan Kuzu Anayasa Komisyonu Başkanı değil miydi? Evet. Anayasa ihlal edilmedi mi? Oslo görüşmesi bir anayasal suç değil mi? Peki Burhan Kuzu'nun bunu konuşma hakkı var mı şimdi? Ben aslında şahıslar hakkında konuşmam ama artık konuşmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Niye? Türkiye'nin önüne liderlik yapacak bu konudaki akademik insanlar kendi çıkarları ve kendi menfaatleri için halkı yanlış yönlere yönlendiremezler. Bugün televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda yüzlerce, binlerce paralı kadrolu elemanlar tamamen Türkiye'nin gündemiyle ilgili değil, tamamen yanlış gündemlerle, yanlış bilgilerle insanlarımızın kafasını kırbaçla dövüyorlar. Ona geleceğiz Sayın Bakanım. İzin verirseniz bu arada hocama döneyim Sayın Hasan Ünal. Bu uçak düşürme olayı, yani uçağın düşmesi olayı böyle vakayı adliye derler eskiler. Yani böyle rutin bir uçak uçarken gelmiş bizim sınırımıza yakın bir yere düşmüş gibi görünüyor. Şimdi oradaki Türkiye'nin Erbab'ın kapısına gelmesi, Rakka'ya doğru yürüme hesapları yapılması, Amerika'nın bizi dahil edip etmeme tartışmaları devam ederken böyle bir şey, bir yol kazası mı? Bu coğrafyada neler yaşanabilir buna benzer ki başımızı belaya sokabilecek? Nasıl gördünüz siz bu tabloyu? Şimdi yetkililerin uçağın düşürülmesinde Türkiye'nin bir dahli olduğunu açıklamadığına göre, yani evet, uçağı biz düşürdük demediğimize göre, bizim uçaklarımızdan birisinin düşürmediğine göre, demek ki bu bir şey, ya bir kaza, yani teknik bir arıza, hava şartlarından, şundan bundan olabilir. Ya da İdlib bir şey, muhaliflerin elindeki en önemli merkezlerden bir tanesi. Dolayısıyla aşağıdan atılan bir füzeyle de vurulmuş olabilir uçak. Daha önce de Suriye uçağı düşürmüşlerdi İdlib'de. O zaman biz alkışlamıştık da o zamanki politikalar, Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü dış politika çerçevesinde.
Şimdi burada birkaç şey söylenebilir. Bu söyleyeceklerimiz bizi Türkiye'nin genel Suriye politikasındaki düzelmelere, yanlışlıklara, ikisinin iç içe gittiği yumaklara götürebilir. Bunlardan bir tanesi şu, eğer bu uçak İdlib'in üzerinde operasyon yapıyor idiyse ve Türkiye'de bir şey demediyse, bunun operasyon yapmasına, yani biz bir şey yapmadığımıza göre uçağa, demek ki angajman kurallarını uygulamıyoruz artık. Bu iyi bir şey. Çünkü hatırlayalım, bizim bir angajman kuralları vardı. Şu Rus uçağını düşürmemizin bir gerekçesi, evet, bir de gerekçesi oydu. De oydu falan. Ama Suriye uçaklarına ve Suriye silahlı kuvvetlerine uyguladığımız angajman kuralları şöyleydi. Rus uçağını bizim hava sahamızı işte 7 mi 17 saniye mi ne ihlal etti diye düşürmüştük. Ama Suriye uçaklarına, Suriye helikopterlerine, hatta Suriye tanklarına, ağır toplarına şöyle bir şey uyguluyorduk. Bizim sınıra belli bir miktar yaklaştıklarında, yani bu belki bazen 20 kilometre, bazen 15 kilometre, bazen 30 kilometre, bazen de uçaklarla ilgili olarak belki de 50 kilometre. Yani biz kendimiz de bir tane Suriye uçağı düşürdük, hatırlayalım. Ve o uçak muhtemelen Suriye'nin hava sahası içindeyken düşürülmüştü bizim jetler tarafından. Yani biz onu işte 2012'nin intikamını aldık falan diye yaptık. Ve angajman kuralları uygulandı diye yaptık. Bir de Suriye helikopteri de düşürdük daha önce. Muhtemelen yine Suriye hava sahasının içinde bize yakın bir yerlerdeydi. Yani biz bununla şunu uyguluyorduk angajman kurallarıyla. Kardeşim biz öyle bir şey yapıyoruz ki, yani bunu demiş olduk Suriye'ye. Bizim sınırlarımıza yakın yerlere gelip havadan harekat yapamazsın. Karadan ağır silahlarla harekat yapamazsın. O zaman ne oluyor? Bizim sınırlarımız, ki Suriye ile 1000 kilometre civarında sınırımız var. O zaman Suriyeli bütün muhalifleri, Suriye'nin terörist dediği bütün gruplarca rahatlıkla kullanılabilir oluyor. Yani aslında hatırlayalım, biz bir güvenlikli bölge oluşturalım diye yıllarca konuştuk. Ama bir tür bizim bu angajman kurallarıyla birlikte bir tür güvenlikli bölge siyasetini orada uygulamış gibi olduk. Dolayısıyla Suriye o topraklarda ve o toprakların üstündeki hava sahasında etkili hava harekatı yapamamıştı. Şimdi ben belki böyle bir uçağın düşürülmesine Türkiye'nin bizim dahlimiz yok, yani biz bu uçağa müdahale etmedik derken böyle bir sonuç çıkararak biraz abartıyor olabilirim, ama aynı zamanda bunların da olmuş olması ihtimali var. Öte yandan şimdi son zamanlarda Türkiye'nin Suriye politikasında belli düzelmeler var. Yani neler var? Mesela özellikle Rusya ile barışılması, uzlaşılması başlı başına önemli bir konu. Fırat Kalkanı operasyonu, oradaki PYD'nin bir koridor oluşturma siyasetini parçalamak açısından, kırmak açısından önemli bir şey. Ve Amerikalıları da şiddetle rahatsız etmesine rağmen bunun yapılabiliyor olması ayrıca iyi. Fakat hala Suriye hükümetiyle işbirliği yapılamamasından kaynaklanan sorunlar var. Yani şimdi mesela biz bir yandan diyoruz ki Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin toprak bütünlüğü bozulmamalı. Güzel. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanaysak mesela biz niye 5000 kilometre kareye ulaşacak bir toprak parçasını kendimiz, Suriyeli muhalifler dediğimiz ÖSO, aslında Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri olmadığı takdirde kağıttan kaplan olan bir grupla birlikte ayakta tutmaya çalışıyoruz o zaman. Yani önce bu 5000 kilometre kareye ulaşacağız, sonra şimdi 5000 kilometre kare az bir şey değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprakları yanılmıyorsam 9000 kilometre kare. Yani düşünürseniz eğer 9000 ise, yani 5000 küsürü bizim, 6000 civarı. Ha, yani Rumların. Ya yani işte ben de onu diyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün Kıbrıs 9000 kilometre kare. Bütün yani 3000 küsürü bizim. 3500 3400 küsur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hatta ara bölge dahil diye biliyorum. Bu daha fazla tabii. Ha, yani şimdi 5000 kilometre kare toprağı biz ÖSO'yla birlikte kontrol edeceğiz dediğimizde çok büyük bir toprak parçasından bahsediyoruz. Aslında operasyon başlangıçta iyi gitti. IŞİD'i sınırlarımızdan kovmak ve IŞİD'in temizlendiği topraklara PYD'yi sokmamak amacıyla yapıldı. İyi. Elbap'tan sonra Membiç'e dönülmesi fevkalade yerinde olacaktı. Ama hatta bizim sınırımızdaki Afrin'e yüklenmek daha yerinde olabilirdi. Çünkü yani bizim
Evet, IŞİD de bir terör örgütü, bizim başımızın belası. Ama Türkiye'nin öncelikleri, Türkiye'nin tehdit algısı açısından bence PKK-PYD çok daha öncelikli. Hocam, dolayısıyla onun üzerine yoğunlaşmak daha yerinde olabilirdi. Afrin'de özellikle Hatay'a çok, benim memleketime evet, çok yakın bir sınır orası. Afrin'de çok ağır silahlanıyor PKK-PYD. Ve silahların namluları Türkiye'ye dönük. Evet. Yani orada tespit yapan önemli insanlarla konuştum. Ve bu silahların bir kısmının Amerikalılardan geldiğini, bir kısmının da pazarlardan temin edildiği ama ciddi anlamda Türkiye'ye yönelik bir silahlı tehdit söz konusu olduğunu söylediler Afrin'de. Şimdi yani şöyle, katılıyor musunuz buna? Şimdi ben yani silah uzmanı değilim ama PYD'nin... Hayır, strateji anlamında soruyorum. Strateji anlamında kesin. PYD'nin 2014 yılından itibaren gözümüzün içine bakıla bakıla, yalan söylene söylene ve bizim yanlış politikalarımızdan da dolayı silahlandırıldığını biliyoruz. Biz çünkü kafayı Esad'a takınca, ne oldu? Ortada bir bizim politikalarımızın da az çok yardımıyla bir sürü orada tırnak içinde cihatçı grup türedi. Bunlardan biri de IŞİD. Eskiden El-Kaide'ydi bunun adı. Irak'tan Suriye'ye El-Kaide olarak gitti. El-Kaide'nin içinden gruplar çıkmaya başladı. Bunların en büyüklerinden biri IŞİD. El-Kaide'yi de yutmuş oldu IŞİD. Öbürü de Nusra'ydı. Şimdi bu gruplar özellikle IŞİD, hatırlayalım 2014 yılında özellikle Irak'ta ortaya çıktığında Amerikan Başkanı Obama başta olmak üzere Batı liderler tarafından olduğundan çok da hani fevkalade vahşi bir örgüt, fevkalade orta çağ kafalı bir örgüt, fevkalade tehlikeli bir örgüt. Fakat stratejik olarak bak örgüte baktığınız zaman ne yapıyor? Amerika'nın ekmeğine yağ sürüyor. Nerede yağ sürüyor? Irak'ta yağ sürüyor. Nasıl? Gidiyor Irak'ın Sünni bölgelerini ele geçiriyor. Irak merkezi hükümetinin kontrolündeki Kerkük'ün boşaltılmasına sebep oluyor. Oraya Barzani'nin peşmergeleri geliyor. Suriye'de Esad rejiminin devrilmeyeceği ortaya çıktıktan sonra o halde ne yapılabilir diye bu sefer Suriye'nin belli bölgelerinde tutunması sağlanıyor ya da tutunuyor örgüt. Böylece hem Suriye'yi hem Irak'ı bir sonraki aşamada bölünmek üzere federalleşmeye götürüyor örgüt. Şunu soracağım hocam. Bu arada yani IŞİD sadece şunu söyleyeyim. Amerika'nın eliyle yaratılan manivele kolu gibi bir örgüt mü bunu, bu? Tanımınızdan bu çıkar mı? Şöyle, bununla ilgili epeyce bunu söylemeyi mümkün kılacak epeyce ipucu var. İki, IŞİD'i Amerikalıların çok profesyonelce kullandığı açık. Mesela ne yaptılar? IŞİD'i fena halde tehlikeli bir örgüt diye gösterdiler. Hatırlayın, Obama bütün dünya kamuoyuna ne yalanlar söyledi. IŞİD'le mücadele 100 sene sürecek dedi. Bilmem 90 sene sürecek, 80 sene. Ne oldu IŞİD? Hani 80-90 işte IŞİD son nefesini vermeye hazırlanıyor şimdi. Ama bu arada ne yapıldı? Bakın, Irak'ta peşmergeye, Suriye'de PYD'ye ve dolayısıyla bu ikisi vasıtasıyla da PKK'ya ağır silahlar verildi. Çünkü bunu meşru kılmak için yapıldı. Ha, bizim politikalarımız da maalesef buna yardımcı oldu. Ha, şimdi o politikalardan biraz geri dönüldüğüne dair olumlu işaretler olmakla beraber Esad saplantısından tümüyle vazgeçtik mi, geçmedik mi, bu belli değil. Belli olmadığı için de politikalarımız hala belli şeyler, sorunlar içeriyor. Mesela biz 5000 kilometre karelik bir alanı kontrol ettiğimizde, diyelim ki IŞİD temizlendi. 5000 kilometre karelik bir alanda da biz Türkiye olarak varız. Şimdi ne yapacağız? Valileri, kaymakamları biz mi tayin edeceğiz? Belediye hizmetlerini biz mi göreceğiz? O zaman kime gördüreceğiz? ÖSO'ya gördüreceğiz. O zaman yeni bir KKTC mi kuruyoruz orada? Bunu kuruyorsak o zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü ne olacak? İki, biz bunu yaparsak PYD'nin orada kendi özellikle Fırat'ın doğusunda, ya siz de aynısını yaptınız işte, belli topraklarda hakimiyet kurdunuz, oraları yönetiyorsunuz, yönettiriyorsunuz. Burası da bizim demesinin önünü açmış olmaz mıyız? Bu arada Cumhurbaşkanı'nın kendi başdanışmanı, canım PYD'nin işte Fırat'ın doğusundaki bölgelerdeki hakimiyetini bir şekilde tolere edebiliriz, biraz barzanileşsinler falan demesini de yan yana getirdiğinizde, o zaman dış politikanın temel stratejisi ve amaçları itibariyle önemli sorunlar barındırdığını görüyoruz.
Yani Suriye'de düşen Suriye uçağından başladık geldik buraya ama hani bunları da mutlak surette pek tabii ki değerlendirmek lazım. Doğru nedir? Doğru. Doğru şu. Eğer Sayın Bakan konuşmasının bir yerinde şundan bahsetti. Dedi ki Amerika ile Rusya Suriye konusunda anlaşıyor. Eğer biz bu saplantıları sürdürürsek hakikaten anlaşırlar. Yani şu anda anlaşmamaları için epeyce sebep var. Ama yani biz Esad saplantısında ısrar edersek onlar da anlaşırlar. Çünkü Suriye'nin bir şekilde bir takım tavizler de vererek kendi topraklarında etkili egemenlik kurmaya ihtiyacı var. Ha şimdi eğer şu en son Membiç olayı bizim isteğimizle de olmuşsa bu da olumlu olabilir. Ama değilse bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle her halükarda olumlu. Niye? Çünkü Suriye hükümet kuvvetleri kendi topraklarında egemenliği elde alıyor. Şimdi normalde bizim şunu yapmamız lazım. Fırat Kalkanı'nı yapmamız lazımdı. Ama Suriye kuvvetleriyle birlikte yapmak lazımdı. Bunu da Rusya zaten koordine ederdi. Ve bizim IŞİD'den temizlediğim topraklarda da Suriye hükümetinin gelip etkili egemenlik kurması lazım. Aksi takdirde yani mesela Afrin'de mücadele edeceğiz. Gelsin Suriye hükümeti kendi topraklarında mücadele etsin. Biz de yardımcı olalım. Anlatabildim mi? Ama biz illa bu Esad'la mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz bu Esad'ı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Politikasını yani düşüncesi, politikamızı şu veya bu ölçüde etkilemeye devam ederse istediğimiz sonuçları tam olarak alamayabiliriz ve Sayın Bakan dediği şeye doğru gidebilir. Mesela diyelim ki Amerika ile Rusya, ya kardeşim Esad kalıcı zaten. Sen YPG'ye evet de, öbürü de birisine evet desin. İşte şöyle kabaca bir YPG'ye bir otonomi falan verilecek şekilde Suriye'de bir federal Suriye oluşumuna evet diyelim. Bu işte kapansın derlerse bu bizim lehimize mi olacak? Peki hocam Afrin Hatay'a yönelik bir tehdit mi? Çünkü BOP projesinde Kürdistan haritasına dahil etmişler. Bak şunu söyleyeyim. Bir defa PYD Türkiye'ye yönelik bir tehdit. İster Afrin'de olsun, ister Kobani'de olsun, ister başka yerde olsun. Yani PYD Türkiye'ye yönelik bir tehdit. Hem de bana sorarsanız IŞİD'den daha fazla bir tehdit. Ha şöyle birini öbüründen az, öbürünü öbüründen çok diye göstermeye çalışmanın bir anlamı mantığı yok. Tehdit tehdittir. Öncelikleri vardır. Ama PYD Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdittir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla yani Afrin'de olması veya Fırat'ın doğusunda olması bir şeyi değiştirmez. Yani bu açıdan PYD ile mutlak surette etkili bir şekilde mücadele edilmelidir. Yani benim PYD konusunda söyleyebileceğim kabaca budur. Öbür taraftan da şimdi biz mesela Irak'ta da Barzani'ye aşırı destek vererek İran'la ilişkilerimizi bozuyoruz. Çünkü İran bizim Barzani bölgesini bağımsızlaştırmaya giden devlet olduğumuzu düşünüyor. Şimdi İran cephesinden baktığınızda çok haksız sayılmaz. Niye? Çünkü diyor ki ya aslında bu Türkiye Büyük Kürdistan projesine mi karşı? Yoksa Büyük Kürdistan kurulmasına karşı değil ama kimin kurması gerektiği konusunda mı kafası karışır? Yani PKK kurmasın Büyük Kürdistan'ı ama Barzani gibi birisi mi kursun? O zaman peki bu o zaman yani bu kadar şehit vermeye, bu kadar mücadeleye ne gerek vardı diye bir soru sorulabilir. İstanbul'daki Barzani görüşmesinde Kürdistan bayrağının çekilmesi o tam bir skandal. Yani o Barzani'ye yönelik bir açık kart oynamak mı? Gel buraya demek mi? Yani burası senin anlamına mı geliyor? Bence ondan ziyade herhalde daha ufak bir hesapla yapıldı bu. Daha önce gerçi Barzani Diyarbakır'a davet edilmişti. Önemli birisi olarak. Defalarca Barzani 2007'den bu yana yani Ankara'yı zaten yol geçen anına çevirdi ve sanki bir devlet başkanı gibi muamele görüyor. Bu temelde yanlış bir şey. Yani batılı ülkelerin birçoğunun, Amerika Birleşik Devletleri hariç, batılı ülkelerin bile birçoğunun Barzani'ye vermediği protokolü Türkiye'nin vermesi çok garip bir durum. Yani Birleşmiş Milletler'e üye olmamış, bağımsız olmayan bir ülkenin otonom bölge yönetimi başkanının Türkiye'de bu şekilde ağırlanması kabul edilebilir bir şey değil. Nedir bu? Efendim daha önce de yapılmış denilmesi de garip bir şey. Çünkü daha önce ne zaman
Yani Barzani Germiyanoğulları zamandan beri mi vardı yani o oradaki yönetim? Yok, daha önce yapılmaz da yine bu hükümet zamanında yapıldı. İş politika yönelik bir hamle mi bu? Ben öyle algılıyorum. Yani, nasıl yani Güneydoğu'da algınızı Barzani, öğrenmek istiyorum. Benim fikrim şu, yani Güneydoğu'da eğer bir miktar bu referandumda oyları evete çevirebilirse diye düşünüyorum. Ama Barzani'yi aynı zaman, kullanıyor. Evet, o var ama öte yandan şu da var. Yani bir kafa karışıklığı olduğu şey. Mesela işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanının New York Times'a yazdığı yazıyı alıp okuduğunuzda da hani işte PYD'yi Barzanileştirmek gibi de bir proje var. Şimdi Barzani buraya geldiğinde ne dedi? Yani işte PKK ile yeniden masaya oturulmalı falan filan gibi laflar etti. İçerideki HDP eş başkanları serbest bırakılsın. Serbest bırakılmalı dedi. Ha şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimizde o zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani o zaman biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Büyük Kürdistan projesine karşı değiliz ama bunu PKK'nın kurmasını istemiyoruz. Ama Barzani kursun. O zaman tabii yani... Bu ne farkı olur onun? Ne alalım? Böyle siyaset olur mu hoca? Benim söylemek istediğimi söylediniz yani işte evet. Yani çok o zaman ne anladık yani? Niye bu kadar şehit verildi? Niye bu kadar mücadele edildi? Niye bu kadar... milli servet harcandı. Yani peki şunu sormaya çalışıyorum. Yani Barzani'ye yeşil ışık mı yaktılar bu arada? Peki bir yandan MHP ile bir başkanlık seçimini, referandumunu götürürken bir yandan Barzani'ye ışık yapmaları siyaseten çok akıllıca mı? Onu bilemeyeceğim. Yani o şu, akıllı olup olmadığını göreceğiz önümüzdeki günlerde, haftalarda. Ama şu, bir koltukta genellikle iki karpuz taşınmaz. Evet. Türkçe'de güzel bir şey var. Şimdi... Hem Barzani'yi hem bu tarafta MHP'yi aynı anda taşıyabilecek mi? Bilemem yani, bunu referandumun sonucu gösterir. Bundan sonraki siyasi gelişmeler gösterir. Ama yani hem onu hem onu idare edebiliyoruz diye bir çaba var ortada. Yani bu çaba bir sonuca ulaşır mı kısa dönemde, yani bu referanduma yönelikse? O zaman uluslararası şimdi, siyasette... Şimdi ben buna yani ulaşır mı ulaşmaz mı diye cevap vermeye çalışmaktan ziyade şunu söylemeyi tercih ederim. O da şu. Ya Barzani'yi bu şekilde desteklemenin Türkiye'nin milli çıkarına olan hiçbir tarafı yok. Bizim Irak'ın merkezi hükümetiyle işbirliği içinde olmamız lazım. Evet. Ve Barzani'yi Irak'ın toprak bütünlüğünün ve anayasal yapısının içine... daha fazla girmeye teşvik etmemiz lazım. Barzani'nin devletleşmesine vereceğimiz her destek kendi kendimize sıktığımız kurşun anlamına gelir. Çünkü yani normalde bizi burada rahatsız etmesi gereken şey Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Onu tehdit eden projede baştan belli. Ha demin mesela dediniz ki Afrin niye PYD o kadar tehlikeli? Çünkü adamlar ta Kerkük'ten çıkacak petrolü, Kuzey Irak'tan, şimdi Barzani'nin kontrolündeki topraklardan, Kuzey Suriye'ye getirip oradan kesintisiz bir şekilde Fırat'ın doğusu batısı olmak üzere Türkiye'nin sınırlarından da eğer o koridoru becerebilselerdi, Suriye'nin tam Hatay'ı şöyle kuzeyden kuşatan bir koridorla Lazkiye'nin kuzeyinden bir yerden Akdeniz'e indirmeyi düşünüyorlardı. Yani bu şöyle, ilk anda Türkiye'den Büyük Kürdistan'a büyük bir parça koparılamazsa, orta vadede bunun yapılabilmesi için hem Irak ve hem Suriye'deki büyük parçaların ekonomik olarak rahat ayakta kalabilmesini sağlamaya yönelik bir girişimdi. Bunu da herkes 2003'ten beri biliyordu zaten. Anladım. Hocam bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra Sayın Balbay'a bu iki konuşmanın ardından bir de siyaset olarak nasıl görünüyor? Tamam. Siyaseti de Sayın Balbay'a tarif ettirelim. Deneyimiyle hem gazeteci hem siyasetçi olarak bize bir yol haritası çizsin. Neler bekliyor bizi? Az sonra sakın bizden ayrılmayın.